Real Youth karşılaşacak. Vadi inecekler. Teknik problem çözüldü artık. Önümüzde herhangi bir engel yok ve yasaklamalar başladı. Kasiopya bir taraftan, Aatrox diğer taraftan. Kasiopya'yı zaten Galatasaray mavi tarafta yasaklıyordu daha öncesinde de. Yine oynamak istemediler. Mavi tarafta, hep söylüyoruz, mavi tarafta aslında Kasiopya'yı yasaklamak biraz elinizi kısıtlıyor sizin ama bakalım neyi düşünüyorlar, kafalarında ne var? Daha önce evet, olduğu gibi yine Urgot'a mı gitmek istiyorlar? Akali'yi zaten söylemiştiniz. Yani Akali'nin geçme şansı şu anda çok fazla gözüküyor. Ve Akali'yi rahatsız edecek bazı şampiyonların da ortadan kaldırılmasıyla beraber veya dengelenmesiyle beraber şimdi Akali'nin değeri daha da artacak. 9-2'ye kadar, pardon 9-3'e kadar, 9-3'te o da bir dengeleme alacak gibi gözüküyor. 10'a kadar şu an Akali'nin değeri çok 9-1'den fazla. Daha fazla. Evet Hakan, senin dediğin gibi Alistar bir anda önem kazanmış gibi gözüküyor. En azından Royal Youth öyle düşün. Ve Torrent'ın iyi de oynadığı bir şampiyon bu arada. Torrent'ın oyun stiline de uygun. Artı Torrent çok da Rakan oynamayı da seviyordu zaten. Biraz o potansiyeli, desteğin savaş başlatma mekaniği potansiyelini aldılar ellerinden şu anda Royal Youth'a. Bu arada Galatasaray'da Kalista yasakladı. Acaba şeyi bekledim şu an. Thresh ilk seçim gelir mi? Şimdi o destek havuzu çok daraldı. Brown var ve Thresh var. Burada Thresh'in değeri oldukça yüksek ve Tolerant'ın ilk çıkış şampiyonu Thresh'ti. Bunu hatırlayalım ve Urgot muazzam bir Thresh oyuncusu. Urgot gelecek ya. Muhtemelen Urgot gelecek ama evet. Farklı bir şey hazırlamış mıdır Galatasaray bilmiyorum ama. Gerek yok ya. Gerek yok evet. En güçlüsü şu an. Bu zamana kadar sonuç veren şey de devam ediyor şu an Galatasaray. Urgot'u izlemeye devam edecekmişiz gibi Urgot gözüküyor. Urgot Sion'u izlemeye. Urgot Sion'u izlemeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Tabii Urgot dengelenmesine rağmen hala çok büyük işkence etmeye devam ediyor. Yani 9-1 ile 9-2 evet karşılaştırdık ama değişmeyen bir şey herhalde üst koridor. Aynen öyle. Yani en az etkilenen yer muhtemelen orasıydı ve Karthus şimdi... Bu çok iyi bir seçim bu arada çünkü ormancıların tecrübe miktarı azaldı ama Karthus çok hızlı kampları temizleyebildiği için hala maçın içinde tutunabiliyor seviye olarak. Normalde bu arada eğer bir ormancı geri düşerse takımıyla geride olan takımın ormancısı rakip orta koridorların 4-5 seviye geride kalıyor şu anda. Ve şeyleri falan gördük bu hafta içinde. İşte dizginsiz büyük kitabıyla oynayan üst koridor şampiyonlarında çok rahat rahat güle oynuyor. Baron çaldığını falan gördük. Çünkü 4 seviye fark var. Çok ciddi hasar farkı var çarklar arasında. Bu tarz senaryoları gördüğümüz için de ormancının çok geride kalmasını istemiyor şu anda Royal Duke tarafı. Şimdi bu hangi pozisyon? Birincisi esnek. Esnek. Ve esnekliğin biraz azaldığı bir yamada olduğumuzu hatırladığımız zaman nadiren elde bulunan esnek seçimlerin ki Urgot da halen esnek bir seçim. İki esnek seçimle şu anda Galatasaray seçim yasaklama ekranını biraz rahat ettirmiş. Aslında diğer tarafta Royal Youth'un da seçimlerinin esnek olduğunu unutmamak lazım ama Karthus, GBM daha önce Karthus oynadığını gördük. Bakalım bunu ormanda mı tercih edecekler Closer'la yoksa GBM'e mi gidecek? Ben açıkçası yine GBM'e gideceğini düşünüyorum. Ben bu sefer ormana gideceğini düşünüyorum. Closer'ın bu arada hiç stiline uymuyor. Evet. Ama ya ben mesela bu şu anki seçim yasaklama ekranında Lissandra'nın buraları boş geçmesi pek hoşuma gitmedi açıkçası. Çünkü Lissandra da diğerleri dengelenirken hiçbir şey olmadı. Zaten güçlü konumdaydı. İyice güçlendi diyorsun. Diğerlerine nazaran çok kuvvetli kaldı. Artı Royal Youth'un oynamak istediği stile çok uyardı ama Eren'in az önce söylediği belki ben GBM'e gidecek dedi ya o esnekliği kaybederlerdi Lissandra'ya yazardı. Gerçi destekte de kullandılar Lissandra'yı ama bakalım bu aşamada bir yasaklama gelecek mi? Onlar Karthus'un ormana gideceğini düşünüyor Galatasaray tarafı. Tabii ki bu arada hala böyle bir ihtimal var. Karthus çok rahatlıkla ormana gidebilir tekrardan. Bir de Karthus'un ormana gittiği durumda, senaryoda açıkçası koridorlarınızı dikkatli seçmeniz gerekiyor. Bu arada Thresh yasaklaması da geldi destek pozisyonunda. Şu an Braum'un değeri oldukça yüksek olacak gibi duruyor orada. Koridorlarınızı iyi seçmeniz gerekiyor. Çünkü eğer koridorlarınız geride kabullenirse Karthus rakip ormancı tarafından bulunduğu zaman o Karthus'un şey oldukça zor oluyor aslında. Ve bu noktada şu ana kadar seçilmiş Pike da yasaklandı. Bu seçilmiş şampiyonlara baktığımız zaman alt koridor kontrolünü yine Galatasaray'ın sağlayabilme ihtimali var. Kayseri'ye karşı Ezreal var. Üst koridorda yine Urgot bir noktadan sonra mutlaka Sion'a karşı üstünlüğü ele alacak. O yüzden bakalım açıkçası Karthus orman seçimi bana şu aşamada oldukça riskli geldi. O yüzden ormana gideceğini halen tahmin ediyorum ben. Pardon, orta koridor gideceğini halen tahmin ediyorum. Bahsettiğim gibi Braum geldi destek pozisyonunda da. Şu an destek havuzu oldukça dar. Evet tabii ki 4 yasaklama desteğe geldi. Braum aldı Royal Youth, Galatasaray bakalım hangi tercihte bulunacak? Tam Kench şu an açık durumda ama Tam Kench'in de öncelikle bir de zayıflatıldığını... Ben Canay'ı tercih ederdim bu arada Tari'ye kıyasla.
Çünkü Karthus ultisini tamamen canayla nötrleyebiliyorsunuz. Bu size çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Tarihin de böyle bir avantajı var ama tutturabilirsiniz zamanlamayı. Tutturulamayacak bir zamanlama değil ama ya. O yani kadar, kolay değil yani. Yani tabii ki. Artık koridorda iki menzilli şampiyonla oynayıp çok rahat üstlerine yıkabilirlerdi. O onlara bir tık daha fazla avantaj sağlardı bence. Bu arada Talon da geldi. Çok büyü hasarı çok sıkıntılı bu arada şu evet. anda Galatasaray tarafında. Yani Ezreal'ın tek başına vereceği büyü hasarına güvenmek biraz riskli olur. Ben Lissandra'nın çok mantıklı olacağını düşünüyorum Royal League tarafında. Bu arada eğer Lissandra'yı da alırlarsa muazzam bir kitle kontrolü ve savaş başlatma ve takım savaşını yapma kompozisyonuna sahip olacaklar. Şu anki sene ben açıkçası Galatasaray'ın almasını bekliyordum bu arada Lissandra'yı Talon'un yerine. Ama Zoe geldi. Zoe geldi ve Karthus ormana gitti. Şimdi orta koridor ve ormanda seviye 6'dan itibaren çok çok ciddi bir baskı altında kalma tehdidi var Royal Youth'un. Oraları atlatabilirlerse tabii oyunun ilerleyen aşamalarında Galatasaray hiçbir şekilde rakibine yaklaşamaz, öyle söyleyeyim. Yani çok ciddi bir savaş başlatma mekaniği yok. İşte Gragas'ın sıçra vücut darbesi kombosuna mı güveneceksiniz ama işte sıçrası olmadığı zaman ne olacak? Artı yetenek gücü Gragas bu konuda çok başarılı bir şampiyon değil. İçeriye girdiğinde bir anda yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Çok riskli bir kompozisyon Galatasaray ama bu çok dakikalarını kontrol etmeniz gereken ve o dakikalarda agresif olmanız gereken kompozisyonlar ve Galatasaray bu zamana kadar bu konuda çok iyi iş çıkardı. Evet, Gadbro'da Talon'la bakalım neler yapacak. Ben de onu şahsen merak ediyorum. Artık seçim ve yasaklama ekranı tamamlandı. Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi'nde 3. hafta 1. gün 1. maça geçme zamanı geldi. Galatasaray mı Royal Youth mu? Bu sorunun cevabını az sonra alıyor olacağız. Koçlar el sıkışıyorlar ve artık bu maçın anlatımı için sizlerin de alkışlarıyla sözü sunuculara bırakalım ve 3. hafta böylelikle başlasın. Analiz Masası'na çok teşekkür ediyoruz ve bugünün açılış karşılaşmalarında ben Christopher Tombalık Makarna Vilkins, yanımda Caner Johnny Güngörür sizlerle birlikte olacağız. Ve 3. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray Espor karşısında Royal Youth. Johnny, seçimler hakkında neler düşünüyorsun? Akıl oyunları. Yine yasaklama seçim ekranında hani Karthus'un seçilmesi ormana, ardından Zoe'nin geleceğini az çok tahmin ediyorduk. Çünkü neden? Eğer koridorda bir tane baloncuk tutarsa Karthus ormandan ultiye başlıyor. Aynı anda o süzülen Q, Uçarı Yıldız'la beraber koridordaki herhangi bir şampiyon tekleme şansları var. Aynen. Bu güzel erken bir kombo. Erken çok etkili bir kombo aynen. özellikle. Ama diğer taraftan da hemen karşılık geldi. Madem Karthus var, Karthus'un en efektif olduğu şey nedir? Savaşta kalabilmesi, uzun süren savaşlarda hasar verebilmesi. Ama Talon gibi bir şampiyonla hemen içeri girip onu aradan çıkarabilirsiniz, pozisyon dışında bırakabilirsiniz ve o savaşı aslında dolaylı olan kazanabilirsiniz. Güzel akıl oyunları ayrıyetten Tarik'in ultisinin hani odaklanma süresinin 2,5 saniye, Karthus'un ultisinin ise toplamda 3 saniye olduğunu düşünecek olursa, Karthus ultiye başladıktan sonra Tarik ultisi gelirse Karthus'un ultisini direkt nötralize ediyor. Ama Halper'le katılıyor musun? Jana biraz daha iyi olabilir miydi? Ya şimdi bence Jana'nın... ama işlevsellik olarak Tarik biraz daha iyi totalde baktığın zaman. Aynen. Ya şimdi Tarik ile Ezreal'ın koridordaki uyumu ve daha doğrusu Kaysa ile Brown üzerine bırakacakları o baskı daha etkili oluyor. Jana çünkü biraz daha pasif bir koridor şampiyonu. Evet, hani evet. Birazcık bir de Ezreal'ın yanında çok uyumlu değil. Aynen. Bir de şöyle bir gerçek var. Tarik'i alarak Galatasaray aslında ekstradan bir potansiyeli var. Şu an kule altına çok rahat dalabilirler. Evet, kendileri de savaş başlatabilirler. Jana ile o potansiyele sahip olmayacaklardı. Aynen. Kuşatmalar sırası bu arada yukarı koridorda... Erken bir başlangıç. Evet. Bayağı da hasar yedi Hios bu arada. Evet. Ya artık bu bizim cheese dediğimiz hani peynir ekmek gibi yapılan şeylerden. Hani artık oyuncuların bunları yemesi, özellikle rakipte Sion varken benim garibime gidiyor açıkçası. Niye, peynir ekmek güzel değil mi? Ya güzel de işte yememek lazım oyun sırasında. Oyuna odaklanmak lazım. Ama burada tatlı tatlı takaslar başladı. Hios da öne geçmeyi başardı. Bu arada hemen hatırlatalım, oylamamız da devam ediyor. Twitch üzerinden GS ya da RYL yazarak hangi takımın kazanacağını düşündüğünüzü iletebilirsiniz. Ve ben açıkçası Talon seçimine de birazcık şaşırdım. Bir suikastçı bekliyorduk zaten bu kompozisyona karşı ama yani Gadbro'nun Talon'unu çok merak ediyorum. Zoe üzerine baskı kurabileceksiniz. Özellikle Gragas geldikten sonra Zoe'nin nispeten zayıf olan erken safhalarını kontrol edebilirsiniz. Ve bu arada... Ormancılar evet. Erken safhada bir karşı karşıya geldi ama Taik ki o riski almak istemedi. Şu ve dakikalarda Karthus'un daha çok hasar olduğunu düşünüyor. Yani Karthus'un büyük bir zafer. Karthus çünkü oyunun başlarında hani en azından Gragas'a karşı biraz sıkıntı yaşayabilecek bir şampiyon. Ama tabii ki burada belki de orta koridorundaki durumdan ötürü çok ısrarcı olmadı. O yan priyi bıraktı ki şu an
9.2 yamasındayız ve ormandaki tecrübe çok önemli. Özellikle ilk aldığınız kamplar, kaçırdığınız kamplar sizin devamında neler yapabileceğinizin aslında göstergesi oluyor. Aynen öyle ve o yüzden de tabii ki hemen karşı ormana geçiş Boom. Yaptı. Erken bir hasar ama şu an hasarda eşit durumdalar. Ve bu sefer ormancılar karşı karşıya geliyor. Bu sefer tabii ki o kadar da korkak oynamadı açıkçası. Çünkü artık seviyede daha iyi durumda ve... İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Aynen yani, öyle. Kartus'un o hortlak mayınlarını çok fazla hani özellikle oyunun başında yani kendinizi sakınabiliyorsunuz. Hasar yemeyebiliyorsunuz. Burada da güzel bir örneğini gördük. Gragas bir öne bir arkaya bir öne bir arkaya derken neredeyse hasar almadan orada kampı çalmayı başardı. Çarpını da kullandı ve şimdi yine Kartus ormanda sıkıştırmaya devam ediyor bu sefer. Yok çaldı. Yanlış söylediysem yine çaldı ama yok çalamamış galiba. Yani rakibin ormanı sürekli girip çıkıyor, onu rahatsız ediyor. Closer'ın hani mavi güçlendirmesi bittikten sonra manasının azaldığına şahitlik edecek. Şimdi kırmızı güçlendirmede mücadele evet. devam ediyor. Bu sefer az önce Taiki'nin çarpı vardı ama kullanmadı. Closer kullandı. Şimdi Taiki'nin çarpı var. Çalmayı deneyecek mi? Hayır. Denemedi. Closer böylece her şeyi aldı. Taiki vakit kaybetti. Closer da bir seviye öne geçmeyi başardı ama arka tarafta yakalanan bir isim var. İlka Taiki karşı ormanda çok fazla vakit geçirdi. Royal Youth durur mu hiç? Affetmedi. Yani burada Talon koridorda kalmayı tercih etti. Zoe uzaklardan geldi. Baloncuğu tutturdu. Şimdi üzerine bir de... Hios. Mavi güçlendirmeyi almak istiyor. Bu arada bıraktılar ve Talon'un gelişiyle, Gadbro'nun gelişiyle Hios orada mavi güçlendirmenin sahibi oldu. GBM de biraz kötü pozisyonda kalmış oldu. Şimdi orta koridorda Gadbro minyon dalgası konusunda avantajı ele geçirebilir. Geçirebilir. Bir de üzerine üstlük yukarı koridorda Hios aslında minyon dalgasından da çok bir şey yitirmedi o pozisyonda. Evet. Yani minyon sayılarına bakacak olursak şu an aynı ekstradan mavi güçlendirmesi olmuş oldu. Orada bu sefer Gadbro koridordan çıkıp erken bir şekilde oraya ulaşınca mavi güçlendirmeyi yukarıdaki takım arkadaşına kazandı. Bu arada çok iyi. Güzel çok tutan iyi bir balon. Ve orada bir de sıçrayla beraber GBM skorun gelmesine aslında büyük pay evet. sahibi. Ya zaten skoru o yaratmış bir nevi. Aynen. Ya iki tane yeteneği tutturmuş ve orada sıçrasını acımadan kullanmış ama işte şu pozisyonda artık Talon'un orta koridorda sıçrasının olmadığı dönemde Zoe'ye bayağı bir baskı kurması gerekiyor. Her ne kadar Zoe'nin menzili çok uzun olsa da eğer alt olduktan sonra o mesafeyi kapatmayı başarırsa ya Talon'un full kombosunun ne kadar tehlikeli olacağını hepimiz biliyoruz. İki tutuştur da var zaten herhangi bir suikastçıdan bekleyeceğimiz üzere. Kaçabildi mi? Hayır, tam Minyon'un önünde durdu Gadbro ama Minyon'dan ona sıçrayan hasarla beraber o da biraz burada hasar aldı bu arada. Hem Dumbledore hem Closer karşı ormana geliyorlar. Sayık ki hemen geri çekildi. Sakin'in sıçrasının olduğunu belirtmekte fayda var aslında çünkü pozisyonda o sıçrayı kullanamadan düştü. Aynen öyle. Ve bu sıçra çok önemli. Yani Gragas için hani sıçra diğer yetenek setinden çok daha önemli bir pozisyonu. Çünkü o vücut darbesini tutturabilmesi için o sıçraya kesinlikle ihtiyacı var. Ve Zoe'nin de sıçrası olmadığını belirtmek lazım. Yani orta koridora bir baskın bekleyebiliriz diyorsun. Evet. Yani bu arada hani cüretli çarpa gelen değişiklikten sonra, o zayıflatmadan sonra artık ormancıların o donduran çarpı tercih ettiğini görüyoruz. Evet, bu arada Gadbro burada bir takasa giriyor. Tutuşturun da kullandı, bir vuruşa daha ihtiyacı var ama o vuruşu yapamadı. GBM burada hayatta kalacak. Sanki biraz... Bir Ezreal 6 seviye olsa belki bir üzlenerdi ama Gadbro şansını denemeye devam ediyor ama... Şunu da söyleyeyim, tutuşturda da bir değişiklik var. Artık eskisi kadar hasar vermiyor. Bekme süresi evet. azaldı ama yani normalde mesela bu pozisyonda hani belki de skor alabilecek pozisyonu getirebilirdi. En azından sıçrasını koyup son bir saldırı daha yapabilirdi. Aynen. Yani sonuçta Talon oynuyorsunuz. Duvardan kaçabiliyorsunuz ve haritanın o bölgesine daha hiç gitmediği için oradaki duvarlar da tamamen ona açıktı. Hı-hı. Ama bunu tercih etmedi. O riski almak istemedi Gadbro. En azından Zoe'yi hani minyon dalgasını birazcık geride bırakmış oldu ve 6 seviyesini geciktirmiştik. Şu an aslında eşit durumdalar. Evet. 49'a 49 tam eşit. Minyon dalgası da eşit, minyon sayıları da eşit. Ve Gadbro biraz gecikecek buraya gelirken. Evet. Altın da neredeyse kafa kafaya. Tabii GBM'in ormandaki enstantanede asist sahibi olduğunu belirtmekte fayda var. Aynen. Oradan gelen ekstra bir altın da söz konusu. Aradaki altın farkı da zaten bu ilk kandan dökülen altın farkını gösteriyor bize. Yukarı koridorda son derece sıkıcı yine artık görmeye alışık olduğumuz. Sen bunu dediğin anda skor geliyormuş değil mi? Hios Kartus ultisini hesaba katmadı burada. Arbut'un oyunu, Kartus'un ultisi ve skor geliyor. Sunucu lanetinin bu kadar hızlı olduğunu görmemiştim.
Johnny son derece sıkıcı koridor çat diye skor oldu. Ama yani en azından maçı başında şunu söylemiştik. Kartus'un ormandan etkisini. Biz orta koridorda bekliyorduk bunu hani baloncukla beraber ama yukarı koridorda ultisini kısa mesafeden kullandı Armut. Sıçra geldi bu arada Solerap'tan. Burada agresif bir oyun oynamak istiyor Galatasaray şimdi. Yandan Tay 2 de geldi. Dumbledore'a mı odaklanacaklar? Pilot'a mı derken ikisine de odaklanmadılar. Ve Tolerant sıçrasıyla bitkinliğini kullandığıyla kaldı. Evet, iki sihirdar büyüsü orada kullanıldı. Hatta bir de üzerine yırtıcı bekleme süresinde aslında Godfrey bir rün... Kötü pozisyonda kaldı bu arada. Uçarı yıldız da gelecek şimdi. %50'ye yakın canını kaybetti burada. Evet, iki skor oyunun başında. Hani yavaş yavaş bir kartop etkisinin başlangıcını görmeye başlayabiliriz. Ki orta koridorda Godfrey... Oh. Yani... Ama bu sefer tutmayacak uçarı yıldız. Oh, tuttu, yine tuttu. Tuttu. Güzel tuttu. Oynadı GBM burada. Ya sihir içeni var. Öyle bir gerçek var. Hani... Godfrey bu arada çok doğru bir eşya tercihi yaptı. Ama işte bu onun oyunun başındaki o ani hasarını bir şekilde dengeliyor. Çünkü yani sonuçta yarı defansif yarı ofansif bir eşya alıyorsunuz. Evet. Bunun da etkisi ne olacak? Hani Zoe'yi tekleyemeyecek mesela. Bir kama, dişli kama alamayışı o rakibin zırhını kıramayışı çok yalnız önemli. Yalnız GBM orta koridorda yakalanmış. Güzel bir sıçra geldi GBM'den. Taiki'nin ultisini ters köşe yapmış oldu böylece. Oyunun başındaki o agresif oyununu çok iyi dengeledi şu ana kadar Real Youth Galatasaray'ın ve kendi dediğini çevirmeyi başardılar. Rakibin yaptığı hataları iyi değerlendirerek şu ana kadar iyi bir iş başardığını söyleyebiliriz. Real Youth yaklaşık 1500 altınlık da bir üstünlükleri var. Yani bu şimdi takımınızda Kaysa gibi bir güç var. Sion gibi bir faktör var. Yani rakibin bütün yeteneklerini tanklayabilecek. Kartus takım savaşının hakimi. Zoe ile aradan çıkarabilme potansiyeliniz var. Brown yani bu takım eğer bu şekilde devam ederse bu yakaladığı altın farkını bir de görüşle beraber pekiştirebilirse Galatasaray'ın savaşmak için yeterli aralıkları olmayan optimal aralıkları olmayabilir. Bu da sıkıntı yaratacaktır oyunun ilerleyen dakikaları. Bu arada ilk eşya Armut'tan görkemli zafer gelmiş bile. Tabi o da döktüğü kanla beraber rakibine bir de minyon farkı açmış durumda. Bu da hani bir Sion için herhalde en iyi durumlardan bir tanesi. Ve diğer taraftan yani Armut'un ne kadar iyi takaslara girdiğini görüyoruz. Hios'un artık dikkatli olması lazım. Bir Kartus kombinasyon ultisi, evet. Yani bir sonraki kombinasyonu eğer yerse Hios devamında Kartus ultisi gelebilir. Bu da bir skor daha anlamına gelecektir. Tabii Hios'un kronometresi var artık. Evet. Onu da söyleyelim. Diğer taraftan mavi güçlendirmeyi Godfrey almadı. Tabii ki kendisi aldı. Godfrey henüz üstten geri dönüyordu o sırada. Öyle de bir değişiklik yaptılar aslında ve Closer karşı ormanda. Bir de şöyle bir gerçek var. Şimdi Talon oynarken Talon haritada gezmeyi seven bir şampiyon. Hani gezgin çizmesi yapan suikastçılardan. O yüzden koridoru hızla ittirip yan koridorlara baskı kurmak isteyecektir. Ama şu ana kadar Zoe koridorda buna pek izin vermedi. Koridoru evet. Hep rakibin üzerine yıkmayı başardı ve kendisi daha aktif. Ve bu aktifliğin sayesinde de ilk ejder geliyor ve Royal Youth da Blue Page'lerini almış oldu böylece. Tabii aşağı koridorda da fena bir durumda değillerdi ama Taiki hemen cevap vermeyi düşünüyor. Armut da geldi. Armut totemi bıraktı ve burada bir sürprize karşılaşıyor ama Godfrey şimdi yandan Nios da gelecek. Bakalım bir de Kartus ultisi görecek miyiz birazdan? Evet, Kartus ultisi de geldi. Yandan güzel bir uyku maloncuğu tuttu burada. Ama henüz öldürmeye yeterli değil. Bir de ışınlar geliyor GBM. Uçarı yıldızı yine şahane kullandı. Taiki düştü. Burada hala bir ormancı yok. Alamet'in 1500 canı var. Verilecekler mi şanslarını? Armut'un canı oldukça azaldı. Alamet'in 1000 canı var. Yandan şimdi Closer da geldi. Çok az canı olan bir Godfrey'i görüyoruz. Alamet bu arada Royal Youth'a gidecek gibi duruyor. Royal Youth burada Alamet'i aldı. Bir ses skor. Başardı. Hios çok zor durumda. Ölmeden GBM olabilecek ama şifa geliyor burada. GBM yerden aldı şifayla. Hayatta kalmayı başardı. Bu arada oyun duraklatılıyor. Oldukça agresif bir oyun gördük. Ve anlaşılan Dumbledore'daki problem devam ediyor. Ama problem Royal Youth'da olduğu için görünen o ki onları pek etkilemedi. Dumbledore herhalde asist veya herhangi bir katkıda bulunmadığı için ilk enstantane herhalde birazcık kızmış oluyor. Bensiz savaşıyorsunuz hep diye böyle oyundan çıktı. Yok öyle bir şey yok tabii ki de. Ama yani olan biteni düşünecek olursak şu ana kadar her şey Royal Youth'un istediği gibi gidiyor. Oyunun başında ya çok ekstra bir skor buldular. Hani Gragas hani bazen o agresifliği, bazen o rakip ormanın dalışı hani hesaplı yapmak gerekir. Gözü kapalı bir şekilde değil. Evet. Orta koridorun durumuna, yukarı koridorun durumuna bakmak gerekiyor. Hani Gragas evet çok mobil bir şampiyon. Oyunun başında çok büyük hasarı olan bir şampiyon. Ama
Eğer orta koridordan Zoe, yukarıdan Sion gelip sizi kapatabiliyorsa bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir. Zaten onun üzerine bir anda oyun çözülmeye başladı. Kartus çok daha rahat döndü koridoru. Daha doğrusu ormana üzerine bir tane ult attı, bir tane daha skor evet. almayı başardılar. Hani ondan sonra Royal Youth haritanın tamamını ele geçirmeye başladı. Kesinlikle öyle ya, oldu. Şöyle Galatasaray buradan nasıl geri dönebilir? Yani ya Talon'un ekstra bir iş yapması lazım. Seçimlere bakınca biraz zor görünüyor çünkü Talon'un da güçlenmesi daha fazla zaman alacak şimdi. Bu sırada izleyicilerimizi hemen bilgilendirelim. Tahmin ettiğimiz gibi problem şu anda Dumbledore'un bilgisayarında en kısa sürede çözülecek ve maça geri döneceğiz. Ama ben sana şunu sormak istiyorum şimdi. Ya Galatasaray'ın şu geride kalan iki haftada övdüğümüz en önemli özelliklerinden bir tanesi iletişimi ve uyumuydu. Bu maçta sanki o tamamen yok olmuş gibi. Yani evet. Çünkü o ilk kanda bile görüyorsun. Direkt olarak Zoe'yi ormancıyı öldürmek için yardıma koşarken Gadbro koridorunda bekliyor. Mesela bu gibi iletişimsizlikler birazcık acaba Galatasaray'ın canını mı sıktı bu maçta? Ya muhtemelen orada ya Zoe'nin geri döndüğünü düşündü. Haritadan çıkınca yani görüşten çıkınca takım arkadaşına belki haber vermekte geç kaldı. Kendisi oraya geç geldi. Sadece bu arada hani Talon'la Zoe'nin koridorundan bahsetmiyoruz. Yukarı koridordan Sion evet. Urgut'u ittirip hani onu koridorun dışına itip kendisi de gelmeye başardı. Yani orada tam bir takım işi var Royal Youth için ve o yukarı koridor yukarı koridora yakın nehrin o tarafındaki hani bir anda Royal Youth'un hakimiyeti ilk kanı getirdi. Onun üzerine artık Kartus için çok riskli bir dönem kalmadı. Oradan aldığı ekstra tempo ile diyeceğim. Yani Gragas'ın varlığı çünkü oyunun başında kendisi bayağı sıkıntı olmuştu. Ama işte orada hani bir çarp savaşını kaybetti, bir tanesini kazandı. Ama dengede tutmayı başardı. Takım arkadaşlarının yardımıyla beraber orada bir anda eşleşme kendisine döndü. Ki Kartus ormanındaki baskı ortadan kalktıktan sonra hani ormundan çıkmadan sürekli bir şeyler yapabilen bir şampiyon. Ya ki, bu arada rakipte Kartus varken normalde bazı takımların ne yaptığını görüyoruz. Sürekli Kartus'un üzerine oynayıp onu oyundan düşürmeye oynuyorlar ama Galatasaray'da henüz böyle bir şey de görmedik ki. Uygun seçimleri de var. Yani Gragas Talon olsun karşı ormana girip sürekli olarak Kartus'u öldürebilecek seçimleri var. Bu arada alameti orta koridora kullandılar. Gabriel'in ölü olduğu dönemde oldukça iyi bir yatırım. 2,5 bariyer. Bakalım fazlasını da alabilecekler mi bu arada? Yani bir tane daha alabilecek gibi duruyorlar şu anda. Hatta çok zorlarlarsa belki kuleyi de alırlar. Bu arada orada bir de uyku baloncuğu kefalet. Yine tuttu. Bu kuleyi alacak Royal Youth. Orada girişi var mıydı? Girişini gördüm mü? Geçerken ama. Gördüler. Oraya doğru geçerken gördüler. Onun yine de köllemesini yatışı muazzam ve... Bu arada ilk kule 12. dakikada geliyor. Daha barikatlar düşmemişken. Yani bu oyunu tamamen Galatasaray'ın üzerine yıkmış oldu Royal Youth. Orta koridordaki hakimiyet bittikten sonra zaten altında geride olduğu için Galatasaray artık görüşü kontrol etmesi çok daha zor olacak ve eğer isterse artık koridor değişikliği ve rotasyonlar çok daha sık gelebilir ki aşağı koridorda şu an eşleşmeyi görüyoruz. Hani çok ekstra bir şey yapması gerekiyor şu an Galatasaray'ın, yoksa oyun bu tempoyla devam ederse geri dönmeleri çok zor gözüküyor. Evet, yani böyle devam ederse dediğin gibi Galatasaray yavaş yavaş mağlubiyeti kabullenecek gibi oynayacak. O yüzden o dediğin ekstra işlerin gelmesi gerekiyor. Özellikle de Talon'dan. Yani Talon'dan diyoruz ama hani Zoe'nin daha 13 dakikada 3 skora sahip olması. 3 skora sahip olması, Luden'in bitmiş olması, ekstra kronometre, 6 tane yük Karamühür'de. Yani bu dakikadan sonra herhangi bir uyku baloncu tuttuğu anda üzerine hani Kaysa'dan ve Kartus'tan gelecek ekstra hasarla beraber Galatasaray tarafında hayatta kalabilecek bir potansiyel yok gibi gözüküyor. Yani Hios bile bunları yese o bile çökecektir. Tabii kronometresini. Şimdi orta koridora geliyor. Önce ultisini kullandı. Şimdi GB'yi almak istiyorlar. İlk skor gelecek mi Galatasaray'a dedik ama hayır, kuleye düştü tabii ki. Şimdi Galatasaray zor durumda ama Talon oynadığını unutmayalım. Buradan kaçma ihtimali hala var. Sıçrası her yerden kullandı. Geliyorlar. Her yerde Royal Youth oyuncuları. Her yerdeler. Skorda. Burada Pilot'a gitti. Ya, gaza geldi. Tren geliyor bu arada. Bir de Kartus ultisi gelir mi acaba? Hios oldukça zor durumda kaldı. Kartus ultisi geldi. Hios kronometresi kullandı ama buradan kaçması mümkün olacak mı? Boom. Sırçası yok. Kırıp geçir. Bir düz vuruş. Bir düz vuruş daha. Bir de kalkan patlayacak şimdi. Alabilecek mi acaba skoru Armut? Kırıp geçir. Bir kere daha geldi. Bir kere daha yavaşlattı. Bir de geldi zafer. Her şeyi kumarda Armut burada. Tankların savaşı her zaman. Dikkat çekici, yalnız, yemişik olmuştur. Oh. Aksiyon bitmiyor. Bu sefer de Tolerant. Neler oluyor? Ultisine yakalandı. Freyland karşılaması. Burada Tolerant'ı düşürebilecek mi? Kronometre önce altına dönüştü. Sonra Royal Youth'a altın olarak gitti burada. Tolerant bir skor daha. Arka arkaya skorlar Royal Youth'tan. GBM şansını deniyor ama biraz fazla zorladı. Madness. Madness oynadı burayı. GBM biraz fazla zorlayınca Madness cezayı kesti bu sefer. Ve bu da Galatasaray'ın ilk skoru oldu bu arada.
Bunu yani, da söyleyelim. Mendes artık kötü duruşa bir dur demek istedi ki çok da ekstra bir altın kazandı oradan. Birazcık ama Royal Youth fazla, daha doğrusu GBM biraz fazla zorladı artık. Hani ya, o hareketi yapmaya gerek yoktu. Birazcık gaza geldiler sanki. Evet. Biraz fazla gaza geldiler. Bu arada orada ekstradan iki tane kule vuruşu gibi Kaysa geri dönmek zorunda kaldı Pilot. Evet. O olmasaydı belki de o kuleye daha fazla hasar vereceklerdi. Derken Royal Youth'tan bir başka kulenin düştüğü haberi geldi. Evet, kulelerde de 2-0 durum. Alt aşağı kule. Kulesinde minyonlar aldı. Şu an ormanın aşağısındaki o hakimiyet tamamen Royal Youth'un eline geçecek. Burada savaş tekrar deniziyor. Solorant orada güzel vücut hareketleri yapıyor. Bu arada rakibi başta sıçrayı atabilirmiş sanki. Evet, biraz daha erken atabilirmiş. Ki burada Gozer'da bunun farkında. Rakibin hemen üzerine gidiyor ama işte kötü pozisyonda kalıyor. Orada kronometre de etki etmeyecek ama devamındaki instantanede GBM alırım ben bunu ya diyor. Ne olacak diyor. Ama Ezreal'ın tabii sihir geçişi var. Onu da unutmamak lazım. Sihir geçişi çok güzel kullandı ve rakibin ultisinin gittiği yere gönderiyor mistik atışı. Güzel. Gizemli atış. Gerçekten şahane yere gidiyor burada. Ve böylelikle skor almayı başarılar. Tayiki nereye girdin Tayiki? Tayiki ölüme doğru atladı resmen. Vücut darbesiyle ölüme atladı. Ya ona küçük sürprizler yapın diye bir kalıp vardır ya. Da böyle bir sürpriz değildi o kastediler, onu söyleyeyim ben sana. Çok küçük bir sürpriz değildi bu. Bayağı sıkıntılıydı o pozisyon. Yani orada orman kampı bulmayı beklerken Royal Youth kampını buldu resmen. Ne oluyor ya dedi. Bizo'yu bir tane Brown sıkıntılı pozisyonu kaldı. Yanında Gragas'la gelen keskin gagalar. Yeni kampanya. Yeni kampanya evet. Kampanya. Ve aradaki altın farkı da şu an 6000 altın üzerine çıkmış durumda ki yani Galatasaray hani bu dakikadan sonra nasıl ekstra bir iş yapacak ben de açıkçası iyi bir senaryo çizemiyorum onlar için. Royal yani her koridoru ittirmeye devam ediyor. Her koridorda üstlükleri devam ediyor. Harita tamamen onlara ait. İki tane ejderi zaten aldılar. Bu dakikadan sonra hani minyon temizleme mekanikleri de yani çok optimal değil Galatasaray'ın. O da sıkıntılı bir durum. Çünkü hani Talon da bunu yapmaya çalışırken rakibin size hani bir sürü yetenek gönderebileceğini düşünecek olursak da hani burada sadece Madness'ın eline bakıyorlar. Madness'ın o isabet dalgası da bu sefer Brown'a takılacak. Yani evet. Nasıl oyunu ilade ya durduracaklar, rakibin temposunu nasıl kesecekler açıkçası çok bilemiyorum. Yani Royal Youth'un aslında Galatasaray'ın yapacağı her şeye bir cevap var gibi duruyor şu anda. Ancak burada tek bir husus var. Eğer iyi bir Gragas ultisi gelirse, rakibin dengesi bozulursa o zaman işler değişebilir. Aynen. Doğru ismi yakalarlarsa o zaman dediğin gibi işler değişir ama Royal Youth cephesine de bakıyorsun 3 tane tehdit var. Yani şu an daha devreye girmemiş olan bir Kaysa var. Zoe'nin şu an ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Üstüne zaten bir de Karthus var. Yani birini aradan çıkarsan zaten 2 tanesi daha duruyor yan tarafta. Yani 2 tane çok ciddi dürtme potansiyeli var Kaysa'dan ve Zoe'den gelen. Bunları tamamlayacak olan bir Karthus kule altında savunmayı çok zorlaştırıyor ki kule altına girişte de çok fazla sıkıntı yaşamayacaklardı. Sion gittikçe büyüyor. Yeterli zırhı ulaştıktan sonra hani o kule altında girişler de çok sıkıntı olmayacaktı ki. Ki Braum da var. Aynen Braum da var. Yani çok da ona ihtiyaç duymayacaklar gibi. Eğer doğru yetenek atışları gelirse ki şu ana kadar GBM'in oldukça isabetli olduğunu görüyoruz. Yani rakipten bir kişi canı %80'i Yos burada zor durumda kalmıştı. Yani o kadar çok hasar veriyor ki Armut. Biliyorsun burada yaşaması oldukça zor duruyor. Minyonlara bıraktı işi. Minyonlar o işi bitiremeyecek ama gelen kart ultisi yeterli olmadı. Son anda Tolerant hayatını kurtardı Yos'un. Evet orada Tolerant resmen can simidi gibi yetişti. Kart ultisi biraz geç geldi bu sefer. Daha ya, erken gelse o skoru alacaklardı. Belki oradaki iletişimde aldım mı, alacağım mı, atayım mı, atmayayım mı derken en azından kara hasat gelmiş evet. oldu. Yalnız şurada şimdi Galatasaray'ın böyle ufak bir penceresi var. Belki bu pencerede bir şeyler yapabilirler Karthus ultisi gelene kadar. Bakalım bu yine Gragas'a bakıyor birazcık. Hani Gragas'ın başlatacağı bir savaşın devamında. Gragas, keskin gagalar, kötü anılar. Orada bir tane alabildi. Diğerini Royal Youth paylaşmış oldu ki şu an kule altında savunma yapmaya devam ediyorlar. Yani rakibi durdurmak için elinden geleni yapıyor ama bu baloncuklardan bir tanesi tutarsa iş bir anda kopabilir. Ya şu an zaten Galatasaray'ın amacı ortada. Birazcık oyunu soğutalım, birazcık güçlenelim. Ama Royal Youth buna izin vermiyor. Bu arada bir sersemletme denemesi. Burada iyi bir savaş başlayacak ama kapı gibi çok güzel geldi. Arka tarafta neredeyse düşmek üzere olan bir Hios. Öteki tarafta da araya giren bir Gadro var. Gadro oradan bir skor alıp çıktı. Yani ölerek çıktı daha doğrusu, onu söylemeyi unutmayalım. Yani birebir bir değişim oldu şu anda. İki tarafta orta koridorlarını kaybetti. Bu arada
Yani çok ekstra bir iş yaptı aslında burada Galbro. Evet. Ama Royal Youth hala daha avantajlı taraf çünkü Heels üste gitmek zorunda kaldı. Tolerant çok fazla hasar alıyor. Arka taraftan Armut'un ultisi ama Tolerant son anda sıçrayla çıktı. Şimdi Armut orada kendini zor pozisyonda bıraktı çünkü Madness'ın gizemli atışları her saniye geliyor. Madness tarafın tüfek gibi. Son bir yavaşlatma gelecek mi Armut? Son anda sıçrasını kullandı. Yani artık Madness gizemli atışı atıyor ve bir saniye sonra tekrar gizemli atış geliyor. Sürekli yavaşlatabiliyor rakibini. Aynen. Yani Ion içizli tercih geldikten sonra tam olarak dediğin şey doğru. Her Q atışı aslında tuttuktan sonra bir saniye düşüyor bekleme evet. süresi. Yani saniyede bir sizi yavaşlatan, ekstra hasar veren bir yetenekten bahsediyoruz ki yani Ezreal şu an iki tane çok önemli eşyası tamamladı, güçlü oldu vakitler. Ama işte burada eğer Garbro bence şu ekstra işi yapmamış olsa işler çok daha farklı olurdu yani. Bu arada Taekin'in ultisi de gerçekten çok iyi geldi ve işte Garbro'nun oyunu. Öleceğini biliyor zaten. Hani şu an tam olarak bir suikastçının yapması gereken şey bu. Rakibin en güçlü şampiyonun üzerine gidiyor, onu eritmeye çalışıyor ki o enstantane öncesinde skoru 0-2-0'dı. Taiki yine zor durumda kalacak, yavaşlatıldı. Şimdi buz yanıyla beraber dördüncü yük ve Taiki'nin düştüğünü görüyoruz. Baloncuk. Skor GBM'e gitti bir kere daha. GBM'in beşinci skoru hemen Baron'a başlamak istedi Royal bu arada. Daha işleri yok ama Karthus var. Şu anda Garbro çok çok uzaklarda. Bakalım Galatasaray buna bir cevap vermeye çalışacak mı? Yoksa kendisi sakin bir biçimde arkada durup Mio mu biçecek? Ya. İkinci seçeneği yapıyor Galatasaray. Baron'u bıraktılar. Bunun Baron'un yaveri olduğunu belirtmekte fayda var. Eskisi gibi oldukça güçlüydü bu dakikalarda. Evet. Esas gücüne, eski gücüne 40. dakikada ulaşıyor. Ama yine de çok büyük bir güç. Çünkü takımınız zaten o kadar önde, o kadar altın farkı var. Bir de üzerine rakibin Neon Dark Spore'da mükemmel bir o duvardan çıkabilecek mi? Multisini de kullandı şimdi. Arka taraftan uzaklaşabilecek. Yani Galatasaray'ın alt tarafta olduğunu gören Armut anında ultisiyle gitti oraya. Hem Garbro hem Tolerant yakalanma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Royal Youth üzerine bir de Okyanus Ejderi aldı burada Galatasaray'ı uzaklaştırmasının ardından. Şimdi haritayı sıfırlayacaklar. Ekstradan kazanılan paraları değerlendirecek Royal Youth. Ve o Baron'un yaveri güçlendirmesiyle beraber koridorlara baskı kurmaya devam edecekler. Evet eskisi kadar güçlü bu güçlenme özellikle 20. dakikada ama yine de rakibin geride olduğunu düşünecek olursak şu an Galatasaray'ın bütün opsiyonlarını sınırlandırmış durumda. Real Youth son noktaya kadar haritayı şu an açtılar. Aşağıda Sion, yukarıda Kai'Sa ki şu an yukarı koridor minyon dalgası ilerletip orta koridor minyon dalgası ilerletip rakibin ormanı yeterince görüşe sahip olduktan sonra rakibin zaten savunma yapmak için herhangi bir koşulu kalmıyor. Sion da şimdi takıma katılmak için ormanın içerisinden ilerliyor. Yani belki son kalan kuleleri düşürecekler şu an. Evet. Ya belki de GS'nin şu an bu durumda olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu maçta normalde Taiki'den aldıkları o verimi pek alamadılar gibi duruyor. Bu arada arada GBM, yakalanan bir isim GBM. Bu çok büyük bir hata. Bu evet bu çok kritik bir hata diğer taraftan. Baron Mark'ın yapılması daha kritik bir hata. Orta koridordaki minyon dalgasını ilerletmeden ormanın o tarafından giriş yapması ve takım arkadaşların yeterince görüşe sahip olmaması muazzam bir hata. Taiki şimdi oraya gelmek istiyordu ama gelene kadar o kadar çok hasar yedi ki geri çıkmak zorunda kaldı. Yani yan taraftan vücut darbesiyle girmeyi planlıyordu Taiki muhtemelen. Ama Pilot ve Dumbledore iyi iş yaptılar ve bu da Royal Youth'a bir kule daha getiriyor. Orta koridor kulesini almayı başardı Royal Youth. Zaten yukarıdan ikinci kuleyi de almak üzereler. Bir vuruşa ihtiyacı var sadece ve o vuruşu da Pilot yaptı. Bir kule daha geliyor. Heels şimdi sersemlemek üzere ama Galatasaray burada kovalamak istiyormuş gibi görünüyor. Daha fazla devam edecekler mi? Arkadan gelen bir isabet dalgası fena hasar vermedi ama Galatasaray'ın kovalayabileceği bir durum yok şu anda. Yoss orada dizginsizden gelen bitkinleştiri kullandı rakibin nişancısı Kaysa'nın üzerinde ama Garbro içeri giremedi. Yani bir de Taiki de yoktu. Taiki yokken aynen. Kitle kontrol bayağı azalıyor takımda. Acı duvarı orada onu yavaşlattı. Belki de hani bir yine intihar görevine gidebilirdi orada rakibin baronu varken zaten bir tane taşıyıcı almışlardı. Burada bakın o kadar büyük bir görüş hatası ki bu. Hani orta koridorda yani çok gereksiz bu pozisyonda. Rakipte Gragas gibi, Taric gibi faktörler varken bunu bu dakikada yapması hani takımının belki de inip sinirlenmiş yalnız. Burada öldün be. Ne yaptın be diye kafayı atmış duvara. Eğer orada ölmeseydi ve Royal Youth daha dengeli bir şekilde yaklaşsaydı muhtemelen inhibitor ve inhibitor kulesi açabileceklerdi. Ama orada yapılan hata iki tane kule, dış kuleyi açmalarına sadece izin verdi.
şimdi bir kere daha ormanı domine ederek balonun son saniyelerinde yavaş yavaş ittirmeye çalışacak Royal Youth. Ya bulut ejderi var 2 dakika sonra ama bu maçta ejderler tarafından yüzü gülmedi pek Royal Youth'un. Ya bakıyorsun bir tane bulut, iki tane okyanus ejderleri var. Bu arada Ezreal'ın 3 eşyayı bitirdiğini söylemek lazım. Evet ve güçlü, kadar... bayağı güçlü şu anda. Ama karşı işte Braum ve Sion varken... Oh. Baloncu tuttu, Tolerant'a gelecek bir hasar, Hios önüne geçmeye çalıştı. Çok fazla hasar yemedi Tolerant bu sefer. Yani Taiki'nin farklı yeteneklerden daha fazla hasar aldığını görüyoruz. Taiki de tabii yetenek gücü odaklı bir eşya dizilimine gittiği için burada çok fazla hayatta kalabilecek gibi durmuyor. Diğer taraftan Madness orada uçarı yıldızı yedikten sonra bayağı bir canı yandı. GBM zorlamaya devam ediyor. GBM oradan gelip yan taraftan uçarı yıldızlarla dürtmeye devam ediyor ve bu Galatasaray'ın canını çok sıkıyor. Çok, çok sıktı. Yani az önce söylediğim senaryonun aslında gerçek vücut bulmuş halini izledik. Aşağı kule kuşatması sırasında gelen uçarı yıldızlar, baloncuklar iki kere rakibi dürttü ve iki kere rakibi dürtmesi %50 civarına inan. Hatta yani Madness'ın %40'a indi canı, o pozisyonda rakibi geri çekilmeye zorladı. Ama esas görev şimdi başlıyor Royal Yield için. İnhibitör kulelerini açabilmek. Evet. Ya bu arada hani GBM'e bakıyorsun, takımı 3 skor vermiş, o 3 skor da kendisi vermiş ama gerçekten maçın bu noktaya gelmesinde en büyük payda onda. Oyunun başını mükemmel oynadı, Baron enstantanesini berbat oynadı. Yani orada orta koridordaki minyon dalgasını ilerletip takım arkadaşlarının yeterince görüş almasına izin verseydi şu an çok daha farklı bir sahneye bakıyor olacaktık. Ama işi zora soktu diyebilirim. Evet yani Royal Youth orada kuleleri alırken bile zorlandı. Galatasaray'ın dağınıklığından faydalandı ama GBM olsaydı zaten aynı bu pozisyonda yaptığı gibi yine uzaktan rakipleri dürtebileceği için rahat bir biçimde Royal Youth'un inhibitörlere ilerlemesini sağlayabilirdi. Bir sonraki ejder yine bulut ejderi olacak. İki bulut, iki okyanus. Yani ejder zarını kötü attı burada Royal Youth. Ve bunu şimdi alırlarsa 5. ejderi göreceğiz oyunda. Yok 35'ten sonra. Bir sonraki ejderden sonra göreceğiz. Yok 5. ejderi göreceğiz. Ha 5. pardon ben kadim ejder değil, olarak yorumladım pardon. Direkt genelde ezber çünkü 5 ejder görmüyoruz nadiren 5 ejder evet. Çıkıyor. Ve bakalım o da okyanus ya da bulut mu olacak? Bakalım yine zar kötü mü gelecek? Oh, bu arada Kartus. Closer çok kötü pozisyonu yakalanmış. İçeri girdi şimdi. Herkesin içindeyken o hasarı vermek daha iyi olacak diye düşündü. Şimdi bir de ulti geldi ama hemen cevap olarak Tarik ultisi de geliyor. Arka tarafta yakalanan bir isim var. Galbro'yu yakalamayı başardılar. Galbro düştü. Madness çok zor durumda. Hios çok zor durumda. Hios duvarın arkasına sıçrayı attı. Yeterli olacak mı Tolerant'ın? Oradaki sersemle etmesi işe yaramıyor. GBM sıçrayla Madness'ı yakalamak istedi ama Madness oradan çıkmayı başarıyor. Tolerant ve Taiki de buradan uzaklaştı. Şimdi Baron var ama... Ormancı yok. Evet. Ama yine de şart fena var. Fena bir görev değil bence yapılabilir. Bu arada bir sonraki ejderde Alev ejderi olacak. Sonunda şanslı bir ejder şart geldi. Şart var bu arada. Onu da söylemek lazım. Evet. Başlayabilirler. O çarpın süresi bitmeden yapabilirlerse. Yapacaklar. Al. Tutmadı. Tutmadı. Uçarı yıldız tutmadı. Deneyecekler. Uçarı işte kafasına göre gidiyor. He işte. Taiki nerede? Taiki. Taiki geldi. Bu arada seviye farkı olduğunu da söyleyelim. Taiki 12. seviye. GBM 15. seviye. 3 seviye fark var. Arka tarafta şimdi Tolerant yakalandı. Madness'la beraber Tolerant bir şeyler yapmak istiyor. Pilot'ın gelişiyle hemen sıçrayı kullandı Madness ama Madness'ın hasarının da yüksek olduğunu unutmayalım. Tolerant kendisi çok zor duruma soktu Tolerant. Oradan çıkamayacak gibi duruyor. Acı duvarı da geldi. Işınlan geliyor şimdi. Tolerant'tan bir sersemleme ama o sersemletme pek işe yaramayacak ve Tolerant'ın düştüğünü görüyoruz. Galbro biraz agresif bir oyun. Çılgın! Galbro kovalıyor! Galbro ultiyi de açtı. Biraz çıldırmış olmalı. Buradan çıkabilecek yalnız, gibi durmuyor. Buz yanıkları. Yalnız neler neler geldi üzerine. Yani 5 kişinin katkısıyla skoru aldı burada Royal Youth. Galbro kendini öyle bir yere soktu ki. Yani mezara girse daha iyiydi. Yo, o kadar demeyeyim de Allah korusun. Şöyle bir gerçek var. Oyunun başından beri Royal Youth'un Galatasaray'a yaptığı tatlı sürprizler devam ediyor. Onları şaşırmaya devam ediyor ama bu sefer bunu yapmak isteyen Talon'du. Çünkü yani bir kişi eksilmişken rakibin o baronu yapacağını biliyordu. Bari rakibin ormancısını eriteyim dedi orada. İçeri girmek evet. İstedi ama 5 kişi kapandılar üzerine. Orada yapabilecek fazla bir şey yok. Şansını deneyecek ve sırçası var ama Taiki'nin buraya yaklaşması mümkün bile değil. Royal Youth baronu aldı. Yanında yine kampanya. Big Regas da burada. Aynen. Arka arkaya yani Taiki'nin bu tarz pozisyonlarda kötü durumda kaldığını gördük. Ve bu sefer de baronu çalmak istedi ama istediği gibi pozisyon oluşmayacağı da birazcık belliydi. Şansın denedi olmadı. Olmadı ve şimdi artık nispeten hani gücünü bulmaya başlamış bir baron güçlendirmesi gelecek.
Ama daha önemlisi Royal Youth'un bu baron güçlendirmesi doğru oynaması gerekecek. Az önceki verim alamama durumları olabilir. Evet, iki tane kule açmışlar zaten ama onlar açacaklardı. Yani baron olmadan da onlar açacaklardı. Bu sefer artık inhibitör kulesi. Evet. İnhibitör açmaları gerekiyor. God bro, biraz zor bir durumda kalmış ve ultisini kullanmak zorunda da kalmış bu arada. Onu da söyleyelim. Şimdi büyük kuşatma geliyor ortadan. Orta koridor kulesi rahat alınacak gibi duruyor. Çünkü şöyle bir nokta var. Artık Kaysa da devreye girdi. 30. dakikaya geldik. 3 eşyasını bitirdi. 4. eşyasına başlamış ve o 4. eşyaya da tek kılıcıyla başlamış bir isimden bahsediyoruz. Yeterli hasar var Kaysa'nın. Çok rahat bir inhibitor oldu bu. Çok rahat. Yani ultici. Burada karşı koymalarının imkanı yoktu. Zaten Gadbro'nun ultisi de yoktu. Hani arkada bir suikastçilik yapma ihtimali de yoktu. Bir de aşağıya geliyorlar şimdi. Bakalım Galatasaray burayı savunmaya çalışacak mı? Bir şeyler deneyecekler mi? Şimdi rakip de tabii bu kadar Zonya, kronometre varken artık talonun da mevsimi geçti diyebiliriz. Yani iki tane Zonya, iki tane kronometre. Hani mükemmel takım savaşını başlatsalar bile rakibi eritebilecek potansiyelleri yok şu an. Tolerant bir an için. Baloncu tuttu yalnız, o ne hasar! Armut! Yakın mesafede. Armut ultiyi tutturdu. Şimdi Taiki şansını deniyor. Taiki orada arka tarafta. Bu arada ölen bir isim daha var burada. Taiki girdiği gibi öldü. Armut zor durumda. Armut düştü ama. Ulti geliyor. Bir de Karthus ultisi. Karthus ultisine düşen bir Hios. Garthro da ölecek mi acaba burada? Evet, Garthro da düştü. Bir de üste kaçan Madness var ama. O bitmeden burada. Bakalım skor alabilecekler. Madness. Maç bitmeden skor alabilecek bir şansını deniyor. Dumble ama hayır. Yok, Madness gitti. İki skor birden aldı. Oyunu bitirmeye çalışan bir GPR ve Closer var. Yalnız neredeyse 0-0-14 bitirecekti. Ve öldü. Mükemmel. KD'yi bozdu Dumble. Yani Dumble inanamıyorum sana ya. Sırf show yapmak için. Eksi puan. En az 2 lig puanı az verirdim ben bu hareketi. Ama şöyle bir gerçek var. O da Royal Youth bu maçı çok dominant biçimde kazandı. Yani maçın başından sonuna kadar üstünlük onlardaydı. Yani oyunun başında Gragas baskıyı iyi ayarlayamadı. Aslında bunu geçtiğimiz hafta Kinoza'nın yaptığını gördüm. Evet. Takımını bayağı zor bir duruma soktu bu spor karşısında. Bu sefer Kinoza bundan iyi ders çıkarmış. Rakibin dengeleyemediği o baskıyı takım arkadaşları çok iyi dengeledi. Ve skor almayı başardılar. İlk skor zaten Sion'a gidince, Sion da yukarı koridorda. Hani normalde nispeten geride olduğu bir koridorda daha rahat etmeyi başardı. Sonradan bir de Karthus ultisi oraya direkt kaymaklı oldu. Aynen Sion'un zaten üstünlüğünü daha da perçinlemiş oldu. Ondan sonra bir de alamet etrafında yapılan savaşta iyi pozisyon, Zoe'nin yetenek setini mükemmel kullandılar. Yaptıkları hatalardan bir tanesi ilk Baron sonrasındaki enstantaneler. Aynen. Ama onun haricinde Royal Youth genel itibariyle, genel anlamda iyi bir performans ortaya koydu. Temiz oynadılar. Temiz, yani aynen. Ufak tefek bireysel hatalar haricinde takım olarak hata yapmadıklarını söyleyebiliriz. Bireysel hatalar birazcık onları yavaşlattı ama önemli bir yavaşlıkta değildi. Ve şunu da söyleyelim. Royal Youth'un aldığı bu galibiyetle beraber artık ligde namağlup bir takım kalmadı. Ve Galatasaray'ın da mağlubiyete uğramasıyla her takım bir kere mağlubiyete uğramış oldu. Şimdi de röportaj alanına geçiş yapıyoruz. Closer var Scarlett'ın yanında. Scarlett söz sende. Evet, herkese merhaba. Sunucularımızın da bahsettiği gibi Closer var yanında. Büyük bir alkış aldık onun için de zaten. Closer, öncelikle seni aslında biraz daha farklı şampiyonlarla biliriz ama bugün Karthus gibi bir tercih yaptın. Bu seçimin arkasındaki düşünce nelerdir? Sen mi birazcık oyun tarzını değiştirdin, alıştırma yaptın yoksa takım için daha iyi olacağını mı düşündünüz? Yani bu sene takımımızda herkes çok yetenekli ve her yere oynayabiliyoruz. O yüzden tarzımızı biraz Griffin tarzına doğru çevirmeye çalışıyoruz. Yani bir tane şampiyon alıp nereye gideceği belli olmadan karşı tarafa zor bir draft yaşatmaya çalışıyoruz. İşte Karthus alıyoruz, mid'e gidiyor, jungle'a gidiyor. Yani çalışıyoruz değişik şeyler üzerinde. Şu ana kadar işe yarıyor gözüküyor. Çalışmaya devam edeceğiz. Yani biraz daha flex pick'ler üzerine mi yoğunlaşıyorsunuz? Evet, aynen öyle. Bir yandan da tabii sen de bahsettin. Takımdaki herkes çok yetenekli bir oyuncu. Sen de yani son senelerdir aslında kendini gösteren genç ve yetenekli oyunculardan bir tanesisin. Geçtiğimiz mevsime bakacak olursak şimdi takım arkadaşlarından bir tanesi Ene'ye, Broken Blade. Diğeri de EU'ya gitti Haberage. Senin peki yani Closer'ın gelecek planları arasında neler var ve bu planları gerçekleştirmek için Closer ne gibi çalışmalar yapıyor? Yani gerçekten onları orada görmek ve iyi oynadıklarını görmek beni çok gururlandırıyor. Ben de onların yanına gitmek istiyorum ileride gelişip.
Yani planım bu yönde. İlk önce Türkiye'de bir başarı elde edip ondan sonra yurt dışına gitmek için çok çalışacağım. Peki son olarak bugün aslında lig liderini yenmeyi, yani namağlup olan Galatasaray Espor'u yenip kendiniz de liderliğe aday olmayı başardınız. İlerleyen dönemlerde, yani ilerleyen haftalarda Royal Youth'u ve Royal Youth fanlarını sence neler bekliyor? Yani geçen seneden daha güçlüyüz. Bu gösterdiğimiz sadece gücümüzün %60 falan. O yüzden çok şey bekliyor. Bizi desteklemeye devam edin. Finalde görüşürüz. Closer yanımdaydı. Onlar da, seyircilerden de bir alkış geliyor zaten. Ve ben de sözü analiz masasına bırakıyorum. Evet, teşekkür ediyoruz bu güzel röportaj için. Üçüncü haftaya çok hızlı başladık. Royal Youth gerçekten kusursuza yakın bir performans.